Merhaba sevgili seyirciler. Geleneğin Kalp Atışları programında yine sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz halk tıbbı ve yüzyıllardan bugüne kadar gelen o halk tıbbı geleneğiyle Gülaçlı Topçu hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Esma Alem Üniversitesi'ndesiniz ve dekanlık yapıyorsunuz. Onun dışında da biraz bize açıklama yapar mısınız? Tabii, teşekkür ederim. Hoş buldum öncelikle. Ben İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Doktoramı da aynı fakültede yaptıktan sonra TÜBİTAK Araştırma Merkezi'nde 15 yıla yakın bir süre çalıştım. Sadece arada bir 2 yıl Amerika, Chicago, Illinois Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalar yapmıştım. TÜBİTAK'a girdiğim ilk yılları da. Ve orada bitkilerle araştırmalarıma devam ettim. Özellikle bitkilerin kimyasal kompozisyonlarını, çünkü bitkiler de diğer canlılar gibi organik bileşiklerce özellikle çok zengin. Bu yani kimyasal bir yapıları var. Ve onların ne tip etkileri olduğunu, yani nasıl aktiviteleri var, hangi amaçlarla kullanabiliriz, bunları araştırdım. Daha sonra kendi mezun olduğum Eczacılık Fakültesi'ne, İstanbul Üniversitesi'ne profesör olarak geçtim. Ve orada 7 yıllık bir hizmetten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Doğal Ürünler Kimyası Laboratuvarı'nı kurdum. Orada da 6 yıllık bir araştırma ve eğitim, öğretim hizmetlerimden sonra Bezmialem Vakıf Üniversitesi kurucu dekanı olarak 2010 yılından beri çalışmaktayım. Ve tabii ki bu süreçte öncelikle YÖK onaylı ilk fitoterapi merkezimizi 2015 yılında kurduk. Akabinde 2018'de de ilaç ARGE, daha doğrusu uygulama ve araştırma merkezimizi kurduk. Özellikle fitoterapi merkezimizde çok güzel işler yapıyoruz. Hekimlerimize fitoterapi, sertifikalı fitoterapi eğitimi veriyoruz ki bu eğitim Sağlık Bakanlığı onaylı 15 geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanlık alanından biri. Dolayısıyla bu eğitimi alan hekimlerimiz konularında bilgilenmiş ve yetkin sertifikalı uzman hekimler olarak çalışmalarını sürdürecekler. 3 yıldan beri bu diplomayı veriyoruz, daha da devam edeceğiz. Yanı sıra eczacılarımız için meslekçi sürdürülebilir eğitimler yapıyoruz fitoterapi alanında. Belki zamanla halkımıza da eğitimler yapabiliriz. Zaten son yıllarda bildiğiniz gibi tüm ülkede fitoterapi konusu çok gündeme geliyor. Radyo ve televizyonda çok yetkin hocalarımızdan bu konuda toplantılar yapılıyor, halkımız bilgileniyor. Tabii bunun yanı sıra bir bilgi kirliliği de var. Yanlış kullanımlar, kötü sonuçlara yol açabilecek kullanımlar da söz konusu. Fitoterapi kelimesi, fitos ve terapi, yani bitki ve tedavi kelimelerinden birleşik bir kelime. Yani bitkilerle tedavi. Tabii ki çok eski çağlarda bitkilerle tedavi nasıl başlamış? O zaman hemen şunu söylemek istiyorum. Gerçekten anlattıklarınızı çok iyi oldu. Çünkü sahiden son yıllarda yapılan bu çalışmaları bilmediğimiz için hep üzülüyorduk. Çünkü bir devirde, işte benim çocukluk yıllarımda falan, halk bunu o bitkilerle tedaviyi zaman zaman köylerde falan doktora gitmeden yapılıyordu. Daha sonra birdenbire bu ilaçlar gündeme geldi ve onlar unutuldu. Şimdi tekrar bunun yeniden gündeme gelmesi, ama bu konuda eğitim verilmesi çok önemli. İsterseniz oraya geçmeden, şimdi arkadaşlarımız Manisa'ya gittiler. Mesir marjonu şenliklerini çektiler. İsterseniz onu seyredip sonra devam edelim. Tabii hocam. Ki. Bugün alternatif tıp, holistik tedavi, yeşil devrim diye sloganlaştırılan ama popüler kültürün bir çeşit illüzyonu olan bitkilerle tedavi, aslında insanlığın ihtiyaçlarıyla şekillenen tecrübelerinden ortaya çıkmış halk tıbbıdır. Düşünsenize, ulaşımın, iletişimin bu kadar gelişmediği, bilginin bu seviyelere gelmediği,
hastanelerin olmadığı ya da çok az olduğu devirlerde hastalıklar nasıl tedavi ediliyordu? Hemen geleneğin önemli bir kaynağı Dede Korkut'a kulak verelim. Dirse Han'ın oğlu Boğaç vurulunca annesinin yanına Hızır gelir. Çocuğun yarasını sıvazlar ve "Yaranın merhemi dağ çiçeğiyle ananın sütüdür." diyerek bir reçete sunar. Evet, modern tıbbın kökeninde de halk tıbbı vardır. Sarılık ocağı, yılancık ocağı derken bugün sağlık ocağı diyoruz. Dönüp Spil Dağı'na bakarsak eğer, başı göğe erenin ihtişamını, eteğine uzanmış sarı çam ormanlarını görürüz. İşte o ihtişamın içinde efsanelere konu olmuş büyülü binlerce bitki vardır. Haydi ekrana yaklaşın. Size Spil Dağı'ndan Merkez Efendi'nin ilmine, oradan Osmanlı Sarayı'na uzanan bir hikaye anlatacağız. Hikayenin adı Mesir Macunu. Kimyadan simyaya uzanan, bugün geleneğin önemli bir taşıyıcısı Mesir Macunu. Havlıcan, zaferan, karanfil, kebabe ve 41 bitki daha. Merkez Efendi. Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisinden söz ederken bizim merkez dediği Merkez Efendi. Bir rivayete göre Kanuni Sultan Süleyman'ın annesinin hastalığına Spil Dağı'ndaki 41 çeşit bitkiden imal ettiği mesir macunu şifa olmuştur. Mesir macununun diğer adı da Nevruziye'dir. Çünkü Merkez Efendi her yıl Nevruz'da iksirli formülünden ürettiği mesir macununu halka dağıtmıştır. İşte Manisa'da 473 yıldır süren bir geleneğin başlangıç hikayesi böyledir. Hoş ve lezzetli kokusu olan mesir macunu bugün bir festivalle dünyaya tanıtılmaktadır. Sevgili seyirciler, biz gidemedik ama arkadaşlarımız gittiler ve şenlikleri çektiler. Aslında seyretmek de çok güzel ama çekenler şanslı tabii. Şimdi hocamıza dönelim ve soralım. Hocam, seyrettiğimiz gibi bilhassa Dede Korkut hikayelerinde, diğer halk hikayelerinde hep böyle tedaviler işte bitkilerle yapılıyor. Ve gerçekten de iyi sonuçlar da alınıyor. Ondan sonraki yüzyıllarda devam ediyor. Selçuklu devrinde, Osmanlı devrinde. Bu devirlere gidersek, o devirlerden başlayarak neler söyleyebiliriz? Hocam, tabii dediğiniz gibi insanların bitkilerden yararlanması insanlığın varoluşuyla başlar. Çünkü o zaman ilaç yok, endüstri gelişmemiş. İnsanoğlu kendi hastalıklarına, dertlerine çare aramaya girince ne yapacak? En yakınındaki bitkilere başvuracak veya bazı küçük hayvanlar da olabilir. Tabii. Yararlı işte sülükler, solucanlar, tabii, çeşitli şeyler. Bunlarla kendisini tedavi etmeye başlamış ve bu ta eski yazıtlar,
yazılı eserlere kadar gidiyor. Oralardan biz bunları öğreniyoruz. Mezar kalıntılarından öğreniyoruz. Çizdikleri taşlar üzerindeki resimlerden öğreniyoruz. Bu milattan önce 50.000. yıldan kalma yazıtlar var. Yani yazılı değilse de taş üstüne oyarak yaptıkları şekillerden anlaşılıyor. Bu Mezopotamya'da Sümerler, Asurlular, Babililer bütün bunları kalıntılarından bizlere bırakmışlar. Yine Mısır'da Eber papirüslerinden anlıyoruz. Çin'de, Hindistan'da yani uzak doğudaki kalıntılardan anlıyoruz. Dolayısıyla tarihçesi çok eskilere uyanıyor. Anadolu'ya geldiğimizde dediğim gibi zaten Mezopotamya'da Anadolu'nun bir uzantısı. Ve oralarda bildiğiniz gibi Dioskorides'ler, Hipokratlar daha batıda, Ege'de ve daha sonra İbn Sina'lar yaşamış ve çok değerli hekimler bunlar. O çağlarda zaten hekim ile eczacı aynı kişiydi. Yani hem ilacı bulan hem ilacı tedavi amacıyla kullanan yani ilacı hazırlayan aynı kişilerdi ve bunlar bitkiler üzerine pek çok araştırma yapmış. Yazının keşfinden sonra yazılı olarak bunlar bizlere aktarılıyor ama yazıdan önce de dediğim materyalleri kullanarak pek çok bize önemli eserler bırakmışlardır. Materia Medica gibi, Fit el Kanun kitabı gibi. Dolayısıyla insanlığın varoluşundan beri bitkilerle tedavi çok önemli bir yer tutuyor. Nitekim mesir macunu da Osmanlı'dan 1470'li yıllardan beri kullanılan halkımızın Manisa'da Sipil Dağı'ndan topladığı 41 farklı bitki ve doğal ürünlerini bunların karıştırarak hal mehal edip bir macun olarak sunduğu çok değerli bir bitkisel ürün, karışım. Evet. Yapılıyor ve yurt dışından da o şenliklere gelenler oluyor. Tabii artık orada bunlar çok, uluslararası tabii, üne kavuşmuş durumda artık. O zamanlar Merkez Efendi Manisa'daki Kanuni'nin annesinin derdine derman olmak üzere hazırlamış. Şimdi de Merkez Efendi'nin İstanbul'da zaten bir yeri var. Bu hatta İstanbul'daki Zeytinburnu'ndaki tıbbi bitkiler bahçesinin yanındadır. Evet. Dolayısıyla hala bu macun çok çeşitli formlarda yapılarak halkımıza sunulmaktadır. Dünyadan da buna ilgi vardır. Bütün bunlar geleneğimizin yani bitkileri kullanmanın bizim kültürümüzde de çok eskilere dayandığının bir göstergesi. Zaten onun da ötesinde 1700'lü yılların 1800'lü yıllara geçerken kimyada da gelişmeler başlıyor. Ama kimyadaki İlk bitkisel ilaçlar bitkilerden hazırlanıyor. Ve hatta daha sonra bu 1800'lü yıllardan itibaren artık kimya biliminde, kromatografi yani ayırma yöntemlerinde ve 1900'lü yıllardan itibaren spektroskopi, ayrılan maddelerin tanımlanması yöntemlerindeki ilerlemelerden dolayı mesela bir Ravolfia serpentina bitkisinde hangi maddeler var? O maddeler rezerpin ve diğerleri izole edilip ayrılıp bitkinin ekstresinden ilaç haline dönüştürülüyor. Yani ilaç endüstrisinin gelişmesi de morfinin haşhaştan elde edilip ilaç haline dönüştürülmesi de bitkiler sayesinde. Hatta işte digitalis glikozitlerinden yüksek otu bitkisinden de digitalis digoksin, dijitoksinin izolasyonu da tamamen bitkilerden hareketle hazırlanıyor. Yani ilk önce insanlar bitkileri, tabiatı, doğayı keşfederek ilaca erişmeye çalışmışlar. Daha sonra bazen tabii ki bu bitkilerin bir kompozisyon, karışım halinde sunulması insanlara daha yararlı olabiliyor. Ama bazen de gerçekten çok ciddi hastalıklarda bunların saf maddeler yani ilaç halinde endüstriyel boyutta üretilmesi gerekiyor. Yani bu ayrımı bilmek lazım. Onun için insanlar bitkilerden yararlanırken bitki ekstrelerinden çay olarak, sebze olarak veya kuru kuru bile yiyebiliriz. Yani toplayıp dalından da yiyoruz biz meyve olarak. Bunları hepimiz biliyoruz. Ama oradaki oran
sadece sağlıklı vücudumuzun idamesini sağlıyor. Yani vücudumuzu preventif deriz, koruyucu ve hastalanmadan önceki sağlıklı yaşantımızı sürdürebilmemiz için bitkileri biz zaten yiyeceklerimizden, sebzelerimizden, meyvelerimizden alıyoruz. Ama bunu eğer bazı durumlarda bir basit soğuk kalkınlığı bile olabilir bu. Öksürük olabilir, mide şikayetleri olabilir, gaz problemleri olabilir veya daha büyük problemler olabilir. O durumlarda bunların artık günümüzdeki formlarıyla tedavi edilmesi lazım. O zaman hemen bir şey söylemek istiyorum. Şimdi geçmişte bitki olarak kullanılıyor, sonra ilaç endüstrisi başlıyor. Ancak Osmanlı'ya baktığımız zaman daha önceki devirlerde de hastalıklar o kadar çok fazla da yok aslında. O ilaç endüstrisi de galiba biraz fazla gidildi ki çünkü bir endüstri olunca çok daha kullanılması gerekti. Benim çocukluk yıllarımda yine eczacılar bile zaman zaman doktorların verdiği bazı yani havanda döverek falan evet, ben çocukluğumu hatırlıyorum yapılıyordu. Şimdi o yıllarda evlerde de kullanılıyordu ve ilaçlar o kadar fazla da kullanılmıyordu. İşte kışın diyelim ki soğuk olan bir Elazığ'da talep yapılır kışın, devamlı yapılır evde ve üstüne işte zencefil ve zerdeçal falan konur. İşte muhallebi yapılır, muhakkak tarçın konur. Yıllar geçti. Yani ben o devirlere hep böyle aşama aşama geldim. Fakat bir yere geldik ya artık zencefille tarçının veya diğerlerinin adı anılmaz oldu. Birdenbire her şey ilaca dönüştü. Ama son yıllarda işte tekrar ikisi birleşti. Hani ilacın yeri var ama bu arada da halk tıbbı da çok önemli. İşte bütün bunlar olduğu zaman zaten şey olarak da kanunlarda da bunların önü açıldığı zaman geleceğin Türkiye'sinde çok daha güzel olacak bu günler sizin anlattığınız gibi. Burada o şeyi söylemek istedim. Tabii yani haklısınız. Şöyle Avrupa'daki gelişmiş Almanya, Fransa, İngiltere ve diğer ülkeler hatta ve Amerika yani Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Japonya ve Çin gibi yani belli bir medeniyet seviyesine hatta en ileri ülkeler haline gelmiş ülkeler bunları yani bitkisel preparatları ki biz bunlarla tedaviye işte fitoterapi diyoruz. Evet, evet. Çok uzun yıllardan beri yapıyorlar aslında. Hem ilaçları keşfederken bunları endüstriyel boyutta yapmak için arayış içindeyken aradılar, araştırmalar yapıldı pek çok bilim adamı tarafından. Hem de dediğim gibi daha sağlıklı yaşamak, sağlıklı yaşlanmak, fazla ilaca esir olmadan yaşamımızı sürdürebilmek amacıyla hala çayları ve bazı preparatları inanın çok yüksek miktarda tüketiliyor. Yani bu yeter ki bugün yapılan ürünler genellikle GMP kurallarına göre yani Good Manufacturing Practice yani iyi imalat uygulamalarına göre paketleniyor, hazırlanıyor önce, analiz ediliyor ve paketleniyor ve halka sunuluyor. Böyle olduğu takdirde yani topladığımız bir Anthemis nobilis olur, matrikarya, kamomille olur veya hangi bir bitkiyi topluyorsanız gerçekten onu mu topladınız? O papatyayı mı topladınız? Yoksa başka bir papatyayı mı? Papatyanın onlarca çeşidi var. Yani önemli olan bitkinin toplanmasından, üretilmesinden itibaren hangi bitkiyle veya bitkiler karışımını kullanacaksak doğru bitkileri seçmek, analiz ettirmek ve onları kullanmak gerekir. Çünkü bu bitkilerin bazıları küçük dozlarda bile zehirli olabilirler. Bunun farkına varmak lazım. Mesela Asterese familyası bitkileri genellikle işte papatya ve papatyaya benzeyen bitkilerdir. Ama bunların bazılarında senesio olsun, ekinezya olsun pirolizidin alkaloidleri vardır. Bu alkaloidler tehlikelidir. Eğer kişiler, çocuklar veya halk bunları bilmeden yüksek miktarda hatta çok az miktarda bile bu bitkilerden toplayıp çay yapmaya kalkışırsa tehlikeli olur. O zaman hocam, onun için o yani bunların tehlike yaşanıyor ya. Aslında o tehlike geçmişte şunun için yaşanmıyordu. Çünkü atlarlar da babadan oğula geçen evet, bir sistemdeydi. Doğru.
Ve o atlar zaten o zehirli papatyayı da pek almıyordu. Ama son yıllarda nasıl ilaç sektöründe daha fazla kullanalım isteniyorsa, aktarların sayısı fazlalaşınca o da ticari olduğu için gidip de... Bir çıraklık şeyi yaşamadan. Evet, o da yaşayamadı. Yapanlar var. Ve bu böyle oldu. Şimdi bu aktarlardan söz ederken, yani çocukluğumda bunları bildiğim için söylüyorum. Arkadaşlarımız bu konuda da çok gayretli Muş'a gittiler ve orada bir aktarın nasıl heyecanla neleri yaptığını çektiler. İsterseniz hep beraber seyredelim, sonra tabii tekrar konumuza dönelim. Şimdi Türkiye'nin doğusuna, Muş'a uzanıyoruz ve el değmemiş endemik türlerin yaşadığı Kurtik Dağı'ndan topladığı bitkilerle yeni formüller bulan Yasin Bey'le görüşüyoruz. Bu mesleğe başlayalı 25 yıl oldu, 1994 yılından. Öncelikle bu işe başlarken bitkilerin neye yaradığını araştırdım. Özelliklerini, faydalarını. Yaşlı kişilerin yanına giderdim, sorardım, araştırırdım. Onların tecrübelerinde ne faydalardım? İşte şu hastalık olduğu zaman ne kullanırdınız, ne yapardınız? Onlardan da bilgi alırdım ben. Köylü şu şekilde diye mesela eskiden yara olduğu falan bir vücudunda herhangi bir yara olduğu zaman ne yapardı? Gidip sinirli ot alıp onu ezip yaranın üzerine bıraktığı zaman o yarın daha çabuk iyileşmesine yardımcı oluyordu. Şimdi Muş Türkiye'de üçüncü büyük ovaya sahip. Hem ovadan hem yayladan ilkbahar aylarında toplamış olduğumuz birçok çeşitli bitkiler var. Doğal ortamlardan, doğal yerden hepsini ilkbaharında toparlarız. Ve bunu gölgede güzel bir şekilde kuruturuz. Ve güzelce ambalajını yaparız ve onları yılda bir kez hasat ederiz, alırız. O şekilde tüketiriz. Hastalandığımız zaman mutlaka doktora gidip teşhis olarak ne hastalığımız varsa bırakılması lazım. Modern tıp yokken mesela bir bitki araştırdığımız zaman onun 5000 yıl öncesi kullanılan ve bilinen bir bitki. Bunlar ne oluyor? Atalarımızdan kalan bir şey. Bizim kültürümüz aslında ama unutulmuş kültürler yani. Birçoğunu da bilmiyoruz yani. Tanıdığımız bitkileri kullanıyoruz ama iyice araştırılırsa daha da çok güzel bir şekilde faydalanır bitkilerden. Günümüzde birçok kişinin rahatsız olduğu kansızlık, demir eksikliği, B12 eksikliği. Onun için hazırlanmış olduğumuz formül çok etkili, faydalı, hiçbir yan etkisi olmayan bir formülümüzdü. Onu destekleyici ürünler de ilave ettik tabii ki. Bir çörek otu, ısırgan tohumu, saf arı sütü, karakoğan süzme balı, hurma pekmezi, keçi boynuzlu pekmezi vesaire. Sıradan insanlar üzerine basıp geçer örneğin. Bitkidir der ama doğaya çıktığım zaman, o bitkilere baktığım zaman, o bitkilerin faydalarını, özelliklerini bildiğimden dolayı o bitkilere bakış açım benim çok farklı oluyor. Hepsi birer şifa, insanoğlu için yaratılmış. Bunlar şifa. Yeter ki insanoğlu araştırsın. Araştırdığı zaman hastalığın tedavisini de bulabiliyor aynı zamanda. Çözümü var. Doğada çözümü var diyebilirim yani. Sevgili seyirciler, Aktar Yasin Bey'i dinledik hep beraber söylediklerini. Hocam işte merak, tabiatla beraber haşır neşir olmak, oradaki o ruhu yakaladıktan sonra o şeyleri, bitkilerin neye iyi geleceğini bilebiliyor. Yoksa sadece dükkanda oturarak söylenecek şeyler değil bunlar aslında. Onun için güzel bir örnekti. Şimdi devam ederken o zaman
bütün bu çalışmaların içinde tabii bir de şunu da söylemek istiyorum. Osmanlı'da yalnız hani bitkiler değil, işte şifahaneler var. Ve benim en çok duygulandıran şuydu. O şifahanelerde gelen hastalar uzak yerden gelmişse önce yıkanıyor ve elbiseler, hastane elbiseleri veriliyor. Ondan sonra eğer bak yanında akrabası varsa o giysiler ona devrediliyor ve bu şekilde bir tedavi oluyor. Şimdi bu çok önemli ve beraber hasta sahibi için de kalacak yerler var. Çünkü bitkilerle tedavi diyoruz ama bunun yanında bütün bunları yapılırken de hastaların bütün konforu düşünülmüş ve o da çok önemli. Çünkü hasta geliyor uzak yerden ama parası yok, otele gidemiyor. Oysa işte Osmanlı'da her şey ince ince düşünülmüş. Benim şeyim, hayalim odur ki işte ne bileyim zenginlerimizin her hastanenin yanında bir kalma evi veya hasta yakınlarının kalma yeri olmalı. Çünkü bu çok acı bir şey. Konumuz değil ama içimdeki bu duyguları biraz söylemeye çalıştım. İşte bunun yanında müzikle tedavi, diğer tedaviler, siz söylediğiniz işte sülük vardı, hacamat vesaire vesaire. Bir ara bunlar merdiven altında yapılmaya başladı ama ondan sonra kanunlarla bu yavaş yavaş hastanelerimizde yapılmaya başladığı için iyi de oldu. Bu konuda neler konuşmak istiyorsunuz? Tabii dediklerinizin hepsi hem Osmanlı'da vardı hem de Çin ve Hindistan tıbbında da var. Hatta şimdi de biliyorsunuzdur Kampo tıbbı diye, Ayurvedik tıp diye hala bunlar sürdürülüyor. Hatta daha da enteresanı Avrupa'da özellikle Polonya, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna'ya doğru, belki Ukrayna'da var mı bilemiyorum. Bu tip hastaneler var sizin dediğiniz evet. gibi. Yani bitkisel kürler yapıyorlar. Bitkilerle özellikle de yaşlılar katılıyor. Evet, evet. Hekim kontrolünde tabii ki. Bu işten anlayan eczacılar, hekimler, kendisini bu konuda uzmanlaştırmış doktorlar eşliğinde yapılıyor bütün bunlar. Hatta ben Şanghay'a 2 ay... yine doktora sonrası burs kazanarak gitmiştim. Orada üniversitede bitkisel ürünler yapılıyordu. Yani çok Şanghay Materia Medica Enstitüsü en önemli enstitülerinden biri. Hem güncel anlamda araştırmalar yapılıyor kimyasal ve farmakolojik özellikleriyle bitkilerin hem de ürüne dönüştürme çabalarıyla çıkarttıkları ürünler sergileniyor ve hatta piyasaya çıkmış durumdaydı. Yani bunlar aslında dünyanın en gelişmiş, Almanya'da çok çeşitli uzmanlık sertifikaları veriliyor. Yani dediğiniz gibi bu fitoterapi, homeopati çok çeşitli alanlarda Amerika, Kanada'da ve Amerika'da pek çok insan neredeyse bazı hastalıklarda özellikle konvansiyonel tıbbı yani klasik tıbbı yani doktorlarımız, hekimlerimizin uyguladığı klasik tıbbı bazen reddedip ben reddetsinler diye söylemiyorum tabii ama reddedip bitkisel yollarla tedaviyi seçiyorlar ve bunların bir kısmı çok bilgili ve bilinçli insanlar. Yani aslında işin doğrusunu yapmak önemlidir. Tabii, tabii. Yani bunun için de bunun ilmini, eğitimini almak gerekiyor. Nitekim etnobotani işte bu bizim dediğimiz. Aslında bitkisel ilaçların ürün haline dönüştürülmesi önce halkın neler kullandığı. Yani şu an son belki 100-200 yıldır ilimle uğraşan kişiler, çok eski yıllarda da yapılıyordu da bu 100 yıldır en azından daha bilimsel boyutta etnobotani bilme altında yapılıyor. Gidiyoruz şimdi bizim botanikçi arkadaşlarımız, farmasötik botanikçi arkadaşlarımız, yani bu ilimde doktorasını almış, uzmanlaşmış, işte doçent, profesör olmuş arkadaşlarımız gidiyor önce zaten halkın kullandığı şekle, kullanma amacına, yüzyıllardır kullanıp kullanmadığına nitekim Avrupa'da EMA yani European Medicine Agency'nin altında ESCOP diye bir kuruluşu var. Bu ESCOP etnobotani bilimiyle onlar da araştırıyor. Önce halkın kullanışına bakılıyor ve bir bitkinin bir ülkede bizim için de bu geçerli Avrupa Birliği ülkeleri için de en az 15 yıl kullanımı varsa onu en az ama bu tabii çeşitli belgelerle de kanıtlanmış olmalı. Fakat
Bizim kendi ülkemizden başka bir ülke ise bu en az 30 yıl olmalı. Çünkü bilmiyoruz bizim ülkemizi. Çünkü bitkilerin aslında yetiştirdikleri bölgelere göre de insanlara faydası farklı oluyor. Yani o ülkenin insanı o ülkenin toprağıyla, o ülkenin havasıyla, o ülkenin atmosferiyle yetişmiş. Genleri de ona göre. Dolayısıyla o ülkede özgün olarak yetişen bitkiler daha çok onun için yararlı olabiliyor. Bütün bu faktörleri inceleyen bilim dalları var. Yani bitkinin fizyolojisi var, bitkinin botaniği var, taksonomisi var, her şeyi var ve inanın pek çok alanda uzmanlaşmış insanlar var, ömrünü vermiş insanlar. Dolayısıyla biz etnobotaniği, kemotaksonomiyi, taksonomiyi göz ardı ederek yapamayız bu işleri. Bilimsel bütün, temelleri oturtulması lazım. O zaman lazım. Bütün bunları sizin üniversiteniz tabii yapmaya gayret ediyor. Türkiye'deki eczacılık fakültelerinin çoğu bu evet, gayret içinde. Ama bizim gibi birkaç üniversitenin fitoterapi merkezleri de kuruldu. Çoğu üniversitemizin özellikle eski üniversitelerimizin yani geçmişi eski yıllara dayanan üniversitelerimizin çok yetkin hocaları, laboratuvarları, çalışmaları var. Bizim üniversitemizde gerçekten bu konuda önder olan üniversitelerden biri yeni olmasına rağmen çünkü konusunda uzman hocalarımız var. Tabii ki diğer hocalarımızdan da gerektiğinde yararlanıyoruz yani diğer üniversitelerin hocalarından ve fitoterapi eğitimlerimizi sürdürüyoruz ve bu eğitimlerde dediğim gibi bitki iyi tarım uygulamalarıyla yetiştirilmiş, iyi laboratuvar kalite kontrolleriyle denetimden geçmiş ürünler şeklinde hazırlanıyor. Yani tabii ki halk kendi kendine de kendini eğitirerek, bir kitapları takip ederek, yeni güncel bitkileri takip ederek evlerinde bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yine de hangi dozda kullanılır, ne kadar süre kullanılır, bütün bunların daha bilinçli yapılması, çocuklar kullanabilir mi, hamileler kullanabilir mi, yaşlılar kullanabilir mi, bütün bu parametreleri göz önüne o alarak... Zaman halkın bilinçlenmesi ama... En kısa yoldan da mesela aile hekimliklerimiz var. Oralarda bu konuda uzmanlar da geleceğin Türkiye'sinde olursa o zaman halk orada ancak bu bilgileri daha rahat alabilir veya bünyesine uygun olur. Çok haklısınız. Evet. Size bu konuda bir şey söyleyeyim. Bakanlığımız bu fitoterapi eğitimini hekim olan tüm hekimlere açık tutmasına rağmen biz Bezmialem Vakıf Üniversitesi olarak sadece uzman hekimlere veriyoruz. Yani kardiyolog veya göz hastalıkları uzmanı veya aile hekimi. Çünkü onlar bir konuda uzmanlaşmış olsun ama üstüne bir de bitkilerin kendi uzmanlık alanlarında nasıl kullanılabileceğini öğrensinler diye. Dolayısıyla daha bilgili, daha bilinçli bir bakışla bizim merkezimize gelip bu eğitimleri alıp kendi uzmanlıklarının üstüne bir de fitoterapi sertifikalı uzmanlık diplomasını almış oluyorlar. O çok güzel işte o diploma. Yani, evet o bakımdan çok önemli. Yani bu eğitimlerin belli standartlara oturulmuş ürünler vermeksi açısından da iyi. Yani bizim fitoterapi merkezimizde Profesör Doktor Murat Kartal hocamızla birlikte çok güzel bir şekilde oturttuk ve dışarıda bunun ürünlerini yapmak isteyen girişimcilere de yaptıkları ürünlerin kalite kontrollerini nasıl hareket etmelerini gerektiğini, bitkileri nasıl seçmeleri veya nasıl yetiştirmeleri gerektiği konularında da gerektiği zaman, onlar istedikleri zaman danışmanlık hizmeti verebiliyoruz. O hizmet de çok güzel. Yani hem cihazlar bakımından çok donanımlıyız, hem danışmanlık hizmeti veriyoruz, hem sertifika programları düzenliyoruz dediğim gibi bunları gerçekleştiriyoruz. Ve araştırmalarımız da, kendi araştırmalarımız da tabii bitkisel araştırmalar yönünde de oldukça iddialı ve sağlam adımlar atmaya çalışıyoruz. Doktora master öğrencileri yetiştiriyoruz bu alanda. Türkiye'de de pek çok eczacılık fakültesinde bu farmakognozi ve fitoterapi alanlarında artık yavaş yavaş farmakognozi vardı zaten ama fitoterapi eğitimleriyle ilgili de master hatta doktora programları açılmak üzere. Benim bir üzüntümü dile getireyim. Elazığ'da
çok çocukluğundan sevdiğim bir alıç vardır, bir de ıçkın vardır. Evet. Şimdi bu ikisi de çok yenir orada, çok faydalıdır. Ancak son yıllarda gittiğim zaman mevsimlerinde bulamıyoruz. Çünkü yurt dışında bu fark edildiği için doğrudan doğruya kolileniyor ve yurt dışına gönderiliyor bunlar. Çok acı bir şey. Nasıl zaman zaman şehirleri veyahut da insanları böyle şey olarak yurt dışına çıkmasın bunlar şeklinde, yani bir disipline alınıyorsa bazı şeylerin de yurt dışına çıkmaması gerekiyor. Çünkü ben çocukluğumda yediğim onları veya bir başka bölgenin bir başka faydalı bir şeysini devletimizin de koruma altına alması gerekiyor sanıyorum. Çünkü çocukluğumuzda olan güzellikleri, geleneğin karpatışları dediğimiz için o güzellikleri ben yaşlandığım zaman da yaşamak isterim ki yeni nesil torunlar da aynı şeylerle şey yapsınlar, beraber olsunlar. Hani dediniz ya, her bölgede bir başka hava var ve o havayla, o suyla ve o bitkilerle büyüyorsunuz siz. Sonra birdenbire her şey değişiyor, onları yiyemiyorsunuz. Bu da benim üzüldüğüm bir nokta. Sanıyorum zamanımız çok az kaldı. Başka ilave olarak evet, söylemek istediklerinizi dinleyelim. Yani ışkın mesela ferula evet. ve diğer bazı bitki türleri içinde, bitki cinsleri içinde verilen bir ad. Zaten halk farklı isimler verir. Veriyor, ama tabii. işte onun için mesela ışkın dendiğinde de o bitki hangi cins, hangi ya da o cinsin hangi türü diye ferula mı, ferulago mu ya da başka bitkiler mi araştırılması lazım. Yani bu mesela farmasötik botanik veya botanik anabilim bilim dallarında, YFM ya da özellikle eczacılık fakültelerinde bunların önce teşhisi yapılır. Bir bitkinin bütün kısımlarını gösteren ve çiçeğini, meyvesini, işte yapraklarını, dallarını gösteren bir örneğinin bu alanda uzmanlaşmış bir kişi tarafından önce teşhisi gerekir. Ve zaten ayrıca Sağlık Bakanlığı bu konuda son 2014 yılında aldığı bir kararla eczacılara da bir fitofarmasi, bir de klinik eczacılık alanlarında uzmanlık programı açtı. Mezun olan eczacılar bu programları bitirerek daha da bu alanlarda klinik eczacılık olsun, fitofarmasi olsun daha uzmanlaşarak doktorlara danışmanlık yapabilecekler onlar istedikleri takdirde. Ve mesela kalp ilacı olarak dediğiniz alıç, hani evet. koruyucu aritmiye karşı filan. Bir de dijitalis yüksek otu kullanılıyor ama her bunların da yine kalp hastalıklarının çok çeşitli tipleri var. Yani bir doktor kontrolünde muhakkak yapılması lazım. Aslında alıç çayları Almanya'da da çok yaygın satılır. Pek çok ülkede de Balkan ülkelerinde mevcuttur. Fakat hepsinin özellikle ciddi rahatsızlıkları, metabolik hastalıkları yani şeker hastalığı, kalp hastalığı veya bir MS'i olan kişilerin yani multiple skleroz hastası demek istedim. Mutlaka doktor kontrolünde bu bitkisel ilaçları alması lazım. Bir de bitkisel ilaçların kanamaya sebebiyet tabii verme ki, ihtimalleri tabii. var ya da bitkisel ürünlerin. Bitkisel ilaç deyimi de tam anlamıyla bütün ürünleri kapsamaz. Dolayısıyla çoğu yani bir ginkgo biloba mabet evet. ağacından elde edilen Alzheimer'ın ilk başlangıç aşamalarında kullanılan veya hafızayı güçlendirici bunların kullanışlarında mutlaka dikkat etmek tabii, gerekiyor. Tabii. Kişi aspirin alıyorsa kalp rahatsızlığı için bir tabii. de ilave bunu almamalı. Yani metabolik hastalıkları olan kişiler mutlaka doktor kontrolünde fitoterapetik ürünlerden yararlanabilir. Muhakkak ki. Mesela o dediğiniz tansiyonu olanlara da fazla içtiği zaman dokunabiliyor. Tabii doğru, aynı haklısınız. Ve de dijitalislerde de dijitalis zehirlenmesine yol açabiliyor. Bazen vakalar oluyor, gazetelerde de görüyoruz. Dijitalisin yani öyle çayı yapılıp içilmez. Çayını içenler hastanelik evet. olmuş oluyor. O zaman şöyle internete girip de ben öksürük oldum, acaba niye içeyim, işte kalbim var diye soramıyoruz. Çünkü orada söylenen tehlikeli kısımları yazmıyorsa o zaman yani oradan bilgilenmek de zor oluyor. Aile hekimlerinin bu konuda. Evet, hani daha da aile daha da çok evet fitoterapi sertifikalı uzmanlık çoğalmalı, programından evet. yararlanmaları çok doğru olur.
hani onu eğitimini almaları. Hatta şimdi artık tıp fakültelerinde de fitoterapi dersleri yavaş yavaş başlamak üzere veya birkaç fakültede başlamış durumda. Ve de dijital hislerde de yani çok tehlikeli olabilirler söylediğim gibi. Dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü kolşisinler mesela. Kolşisin dediğiniz gibi eczanelerde çok uzun yıllarda yapılırdı. Çünkü onun sağa ve sola çeviren iki formu farklı. Biri etkin, biri etkili değildi. Ama pilülleri hazırlanırdı. Son yıllarda artık fabrikasyon yapılıyor. Ama yine de belki bunu toplayıp içen, kullanan insanlar olabilir. O zaman hocam ben şunu da söylemek istiyorum. Aslında her yörenin kendine özgü vücuda yarayan bitkileri var. İşte o bitkilerle yedikleri için belki mesela o hastalıklar da yani bitkileri ilaç olarak kullan veya yiyecekleri veya meyveleri ilaç olarak değil de günlük hayatlarında bunu kullanıyorlar. Kullandıkları için de zaten dozlar düşük o günlük hayatta yemeğin içindeki yüzdesi. Ama o zaman da çabuk hastalanmıyorlar. Şimdi ben çocukluğumu düşünüyorum. Komşularımla beraber işte ben yaşta olan insanlar o kadar çok hasta değildi aslında. Çünkü yemesini biliyorlardı. Bir de Anadolu'da şu var, az yemek, hani çok fazla yememek, işte tıbbı nebevi deniyor aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'den de şeyle düşünerek şöyle yapıyorlardı, hani çok yemenin zararını biliyorlardı. Ama zaman geçti, bu çeşitli sokağa çıktığınız zaman her yerde her şeyi yemeye başlayınca artık halkın sağlığı da biraz bozulmaya başlamış oldu herhalde. Mesela meyan kökü var. Meyan kökünün ekstresini şurup falan yapıyorlar ama bunları mesela 6 hafta veya daha uzun her gün içmek kalp hastası olan bir kişiye zararlı olabilir. Hipokalemi yani potasyum miktarını düşürebilir. Tehlikeye girer, komaya girme riski bile olabilir. Yani bazı şurup ve merhem dozunda macun gibi hazırlanmış bitkisel ürünlerin çok dikkatli kullanılması gerekir. Yani dediğiniz gibi bunların dozu her şey zaten ilaç tamamen bir bitki. İlaca dozuna bağlı olarak ilaç da olabilir, toksik bir ürüne de dönüşebilir. O zaman son cümlemiz bu olsun. İlaç da olabilir, toksik bir ürüne de. Hocam sağ olun. Ayrıca hani üniversitelerde bu doktorlarımızın daha fazla bu konuda eğitim almaları bizler için çok faydalı olacak. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çalışmalarınızda sağlıklı olun inşallah. Çünkü hem dekan olmak hem hoca olmak hem bütün bu işlerin içinde olmak oldukça yorucu. Sevgili seyirciler, bugünkü konumuz burada bitiyor. Ama hep beraber şunu düşünelim. Yıllar önce insanlarımız daha sağlığına dikkat etmediği halde yedikleri o kadar çok doğaldı ki hiçbir şey dokunmuyordu. Yıllar geçtiği zaman tabii doğal ürünler de azaldı. Onun için hepimiz el birliğiyle bahçelerimizde, balkonlarımızda, saksılarımızda yetiştireceğimiz çeşitli çiçek, çayı olan çiçekler olabilir, işte domates olabilir, biber. Yani artık şunu duymuştum, Bosna'da savaş zamanında buradan giden gazetecilere balkondaki hiçbir şey bulamıyorlar vermek için ama iki tane çilek fidesi de iki çilek varmış ve gazetecilere onu hediye ediyorlar. Yani hepimizin balkonunda, bahçesinde aslında biraz toprakla uğraşarak yetiştirmek de kolay bazı güzel şeyleri. Hepinize hoşça kalın diyorum gelecek günler için. Ayrıca şu anda biz Ümraniye Belediyesi'nin Abdülaziz'in Av Köşkü'ndeyiz ve bu güzel mekandan sizlere seslendik. Sağlıkla kalın efendim.